Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çanta hazırlayacağız. Ne çantası? Hemen bahsedeyim. Uzun zamandan beri benim hayalimdi bir çadır kampına gitmek ama çeşitli nedenlerden dolayı hiç gidememiştim. Çok eskiden dalış kamplarında çadırda kalıyorduk ama kurumsal hayata geçtikten sonra maalesef çadır seven bir arkadaş bulamadığım için öyle kaldı bu hayalim. Çok yakın arkadaşlarımdan iki tanesi bana bir teklifle geldiler. Dediler ki bu hafta sonu Kınık Köyü'ne gidelim. Kınık Köyü'nde bir festival var, Çömlek Festivali. Sen de bizimle gelir misin dediler. Gelirim dedim ama maalesef benim çadırım yok. Hemen dün annemle beraber gittik, çadır aldık. Decathlon'dan çadır ve çadır malzemeleri aldık. Bugün sizlerle birlikte çantamı hazırlayacağım. Onları da iç çantanın içerisine koyacağız ve yarın sabah yolculuğa çıkacağız. Yolculukta da sizinle birlikte olacağım. Daha doğrusu siz benimle birlikte olacaksınız. Beraber Kınık Köyü'ne gideceğiz. Yolda video çekeceğiz ama yüksek ihtimal bu bir sonraki videoda olur. O yüzden sadece benimle kamp çantası hazırlayalım videosu olacak bu. Şimdi lafı uzatmadan çantamızı hazırlayalım. Öncelikle bu arada çok sıcak. Böyle yüzüm de parıl parıl parlıyor. Şöyle bir çantam var. Bu çantayı alacağım yanıma. İlk olarak neler koyacağım çantama? Onlara bakalım. Biraz ağır. Şurada çadır var. Decathlon'dan aldım bu çadırı. Hemen size bunun fiyatını da okuyayım. 329 lira. 329,99. Yani 330 lira. Alpenas 3 kişilik Fresh and Black çadır. Gayet rahat. Güneş geçirmiyor. Bu en önemlisi bu. Buna çok dikkat etmiştik seçerken. Güneş geçirmiyor ve ben böyle birazcık rahatıma düşkün olduğum için o yüzden 3 kişilik çadır istedim. Belki ileriki zamanlarda bir arkadaşım gelirse, çok yakın bir arkadaşım var Kübra. O da bir sonraki çadır kampına gelecek benimle. Belki onunla birlikte bu çadırda kalırız. Böyle bir çantası var. Şöyle. Nasıl açılıp nasıl kurulduğuna dair bir fikrim yok. Çünkü çadır kamplarında genelde ben hiç kurmadım. O yüzden yarın Güne ile Bilge bana yardımcı olacaklarını söylediler. Onların gazıyla birlikte gidiyorum. İlk olarak bunu koyuyorum çantaya. Sonrasında bir tane şapka aldım. Şöyle. Böyle bir şapka. Çok güzel bir şapka. Bununla devam etsem mi acaba ya? Saçlarımı da kapatır hem. Tamam, bununla devam edeyim. Şapkanın fiyatı 29,99, yani 30 TL. Bu da Decathlon'da Trek 500A Blue diye geçiyor. Gayet güzel bir şapka. Gerçekten ya, evet. Bununla daha güzelmiş. Videoda evde şapka takan YouTuber. Bu da 39 TL'ydi. Sonrasında hemen gösteriyorum. Sonrasında şöyle bir şey aldık. Yastık. Şöyle yakından göstereyim. Bu yastığın da fiyatı 9,90. 10 lira. Bu şişiriliyor böyle. Şu boyun yastıklarından normalde. Bunu da çantaya ekliyorum. Bir tane de çok güzel bir yatak aldık. Şişme yatak. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir şekli var. Bu da 150 liraydı. Yine bakıyorum. Evet, 149,99. Bu da ne diye geçiyor Decathlon'da? Bakmak isterseniz. Mattress 4 Class. 4 Class 500 diye geçiyor. Şöyle hemen üstüne okuyayım. Large boyutu. 820 gram. 52 santimmiş ve 180 santimmiş. İyi, tam benlik zaten. 176 santimlik bir boya sahip olduğum için. Bu gayet güzel. Bunu sevdim. Bunu çok sevdim. Bunu da orada açacağız ve şişireceğiz. Şişme malzemeleri varmış orada. Pompa varmış. Onunla da şişireceğiz bunu. Sonra Decathlon'dan aldıklarım bunlardı. Sonrasında 3 tane şort aldım. Pardon, 2 tane şort aldım. Şöyle. Normal. Penye şortlar. Bir tane siyahını aldım. Pardon. Bir tane uzun alt aldım yanıma. Çünkü şeymiş. İşte gece bazen soğuk olabiliyormuş sabaha karşı. 2 tane tişört aldım.
bunu ama üçleyebilirim. Yani bir gece kalacaksın diye 3 tane tişört alacaksın ne alaka falan demeyin. Belki burada şu mu yapıyor, şu mu? Ha, şu yapıyormuş. Belki terleyebilirim. Olabilir. O yüzden bu tişört sayısını 3'e çıkarabilirim. Bunlar var. Sonrasında bir tane şöyle uzun kollu üstüm var. Çorap aldım. İç çamaşırlarımı aldım haliyle. Ondan sonra bir tane ıslak mendil aldım. Ben bunları çok seviyorum. Bunlar aslında makyaj temizleme mendilleri ama çok sıcak olduğu zamanlarda cildimi bazen gün içerisinde makyaj temizleme mendilleriyle temizleyebiliyorum. Sonrasında yara bandı, Listerin ağız ve diş suyu, ne olur ne olmaz diye Of'un sivrisineklere karşı 6 saat etkin korumalı bir losyonunu aldım. Lens kullandığımı bilenler vardır. Normalde gözlerim 3, o yüzden 3 numara miyop. O yüzden birazcık buna dikkat etmek zorundaydım. Lens suyum ve lens kaplarım var. Yedek gözlüğüm var. Güneş gözlüklerim var. Ağrı kesici. Ve bakıyorum. Başka da bir şey yok. Zaten spor ayakkabılarımla gideceğim. O yüzden onları yüksek ihtimalle orada giyerim. Onun dışında pike var. Bir tane pike aldım yanıma. Aslında Bilge şey demişti, hani bende uyku tulumu var demişti ama ben yedekte olsun diye yine bir pike götürüyor olacağım. Ne olur ne olmaz diye. Mat Bilge ayarlayacak ilk diye böyle hani ben bakalım sevebilecek miyim, sevemeyecek miyim diye endişe ettiler daha doğrusu. O yüzden matını biz ayarladık dediler. Saat 12 gibi yarın buluşacağız. Ondan sonra işte malzemelerimizi alacağız, yiyeceklerimizi, içeceklerimizi alacağız. Sonrasında da Kınık Köyü'ne gideceğiz. Kınık Köyü'nde çok güzel bir yerde kalıyoruz. Sürpriz olsun bir sonraki videoda. Orada kamp yapmaya da izin veriyorlarmış. Ayrıca çok güzel videolar çekeceğime eminim. O yüzden lütfen takipte kalın. Benim bu kadardı kamp çadırım. İlk defa uzun zaman sonra kamp yapıyor olacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.